Bir dönem vardı ki İzmir denizle barışık değildi. İzmir'e denize girilecek ve hemen bugünlerde girilecek. Yani bu önümüzdeki haftalarda girilecek. İzmir yüzülebilecek bir körfeze kavuşabilecek mi İzmir? İnsanların evinden mayosuyla çıkıp yüzebileceği bir körfez hedefimiz var. Körfez çok önemsiyoruz. Dün sordum size 2 yıl olmuş daha chat'le ilgili. Nedir oradaki en son durum? Bekliyoruz efendim. Bu projeyi Devlet Demiryolları'yla birlikte yapıyoruz. Ama maalesef ve maalesef bir türlü chat raporunu alıp çalışmaya başlayamadık, kanal açmaya başlayamadık. Uzmanların kirlilikten kaynaklandığını söylediği deniz marulunu temizlemek için ise belediye ekipleri çalışma başlattı. İlk defa görüyorum. Eğer biz körfezi kirletmezsek doğanın dengesi zaten körfezi temizliyor. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisimizin 4. fazı İzmir'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Körfez'de hızlı bir iyileşme meydana gelmeye başladı. Körfez'in temizlendiğinin kanıtı olan mor boncuk mercanı olduğu noktaya daldık. Ben belediyenin imkanlarını kullanmadan körfezimizi masmavi yapacağım. Eğer 2 sene içerisinde altyapı ve sirkülasyon tüneli yapabilirsek 4 sene sonra bu körfezde arkadaşlarım bunu söylemedi. Yüzebilmesi olabilir ama yüzülmemesi için hiçbir neden yok. Sizin bu konuyla ilgili vaadiniz ne? Yani ben körfezde yüzülebilir demedim. Lansmanda söyledim. Yakın zamanda İzmir Körfezi'miz yeniden toplu balık ölümleriyle, kötü koku ve görüntülerle Türkiye gündemine gelmişti. Bugüne kadar ne yapılmamış, neden yapılmamış, siz ne yapıyorsunuz, niye bugüne kadar yapmadınız? İzmir Körfezi, İzmir için nedir? İzmir ilinin ve Ege bölgesinin en büyük varlığı İzmir Körfezi ve limanı mıdır? Bana göre İzmir Körfezi ve limanıdır. İzmir Körfezi, İzmir'in varlık ve yaşam sebebidir. İzmir Körfezi olduğu için İzmir gibi bir şehir var. 8500 yıldır var olan bir şehir ve Körfez bunun kalbi. Ve Körfez 2000 yıl öncesinde de kirliymiş. Amasyalı filozof Strabon diyor ki, dünyada gezdiğim gördüğüm en güzel kentlerden biri İzmir. Ama diyor, bir koku sorunu var diyor. Mühendislerin buna el atması gerekirken ihmal edilmiş bu mesele diyor. 2000 sene önce. 2000 sene sonra bu hikayeyle ilgili çok önemli adımlar atılıyor. Gediz Yatağı'nda Fransızlar bir çalışma yapıyor Körfez'de. 1800'lü yıllarda ciddi bir şekilde dolmaya başlıyor. Ve ondan sonra Gediz Yatağı 7 defa değişiyor. Yani Gediz, Karşıyaka'nın ilerisinden akarken değişe oraya kadar 7 defa yatak değiştiriliyor. Körfez korunsun diye. 84'te geldiğimizde İzmir'de inanılmaz bir şekilde altyapı noksanlığı vardı. Alsancak gibi güya modern bölgeler dahil İzmir'in %73'ünün altyapısı yoktu. Yani su yoktu, kanal sistemi yoktu ve en kötüsü de tabakhaneler dahil Yeşildere'de bütün zehirini körfeze akıtıyordu. Bütün imkanlarımızı su, kanalizasyon ve benzeri altyapı harcamalarına aktardık. İzmir mezbahası kokunun bütün İzmir çeperlerine kadar yayılmasının temel odaklarından bir tanesiydi. Hayvanlar kesiliyor, iç organları denize bypass yapılıyor ve kanlı sular ve müthiş bir koku. Bayraklı eteklerinde Salane dediğimiz semtte mezbaha. Çok ilkel. Körfez bir taraftan alüvyon dolduruyor, bir taraftan kimyasal atık dolduruyor, bir taraftan da kanalizasyon şebekesi yapılmadığı için evsel atıklar dolduruyor. Körfez çöp kovası oluyor. Yeşildere'de dericiler vardı. Onunla bütün o kokusu İzmir'e yayılıyordu. Yalnız mezba değil, o kokular, o kirli sular, bütün o atıklar karışıyordu, her yere karışıyordu. Tabakhanelerle belirli şekilde mücadele ettik. Oturduk, konuştuk. Zor gütmeden bu bir kente yakışmıyor dedik.
ve onu kaldırdık. 10 yıl sürdü bu yani ikinci dönemde de ve hepsinin menemene organize sanayi bölgesine taşınmasını sağladık. Bir tespit yapıldı. Palyatif olmamasına dikkat çekildi, özen gösterildi. El değmeden batıda olduğu gibi övünç duyulan şekilde İzmir'e bir et entegre tesisinin kazandırılmasına karar verildi. Bölge araştırılması yapıldı ve Buca kaynaklarda bir et entegre tesisi kurulması kararı alındı. Koku o bölgeden %100 gitti. Planlaması çok 60'lı yıllarda başlayan Büyük Arıtma ve Büyük Kanal. Büyük Arıtma Çiğli'de 3 faz planlanıyor. Narlıdere'den başlayarak pompalarla kanalizasyonun Çiğli'deki arıtmaya götürülmesi için bir kanal projesi yapılıyor. Büyük Kanal dediğimiz. Tabii ilk etaptan acil olduğu için sistemi bileşik yaptık. Bayağı büyük galeriler yaptık. Yani 2 metre, 2,5 metre çapında. Başlatılan, yürütülen ve en önemli unsurlar olan pompaj istasyonları. Çiğli'ye giderseniz denizin altına birkaç metre altına inmiş pompaj istasyonunu gördüğünüz zaman yaratılan bir mühendislik harikası dersiniz. İkincisi Bayraklı'ya gittiğiniz zaman o tüneli gördüğünüz zaman o pompaj istasyonunu yerinde gördüğünüz zaman nasıl bir disiplinli, nasıl bir düzenli çalışmanın yapıldığına tanık olursunuz. O künkler 80'lik değildi. Dünya Bankası'nın denetiminde özel dökülen künklerdi. Yani 2 metreyi aşkın künklerdi. Fezler de 4,5 metre çapında. Yani içinden minibüsle geçebileceğiniz şeyler. Büyük Kanal projesi bütün hatlarıyla başlamamış. Konak Çiğli arası 40 kilometre ana kolektör. Ana kolektöre bu atık suları getiren de 100 kilometre tali kolektör yaptık. 4 tane pompaj istasyonu yaptık. Şimdi burada benim söylemek istediğim belki Türkiye'nin hastalığı ne oldu? Bir iktidar gitti, beğendi. Başta başkanları olmak üzere lagün sistemi çok iyi dediler. Ve biz bunu kabul ediyoruz dediler. Yürürlüğe sokuyoruz dediler. Bu anlaşmayı yapan biz değiliz. Onun için teşekkür ettim. Dünya Bankası ile anlaştılar. Çok doğru bir atılımdı. Yine buna da teşekkür ediyorum. İkinci bir dönem geldi. Biz iktidardan uzaklaştık. İktidar yine bir dönem önce Avustralya'da lagün sistemini beğenen, bu yapılmalıdır diyen iktidar gücü başkanlarıyla beraber geldi. Önce Dünya Bankası'nı lağvettiler. Ondan sonra da lagün sistemini lağvettiler. Burada önemli konu pahalı enerji, ucuz enerji. Belki de sıfır enerji bazı yerlerde yani lagünde sıfır enerji. Çünkü güneşten faydalanarak o sistem çalışıyor. Büyük külfetlerle elektrik enerjisine döndüler. Bizim yaptıklarımız o künkler falan kaldı. Şimdi ben seçimi kaybedince 89'du. Benden sonra gelen yönetim hiçbir şey yapmadı. Meclis kararı aldı. Mali imkanımız olmadığı için proje durduruldu diye. 94'te tekrar ben geldim ve aynı hızla devam ettik. Totalde 600 milyon dolar harcadık. O zaman Türkiye'de o biyolojik arıtma pek bilinmiyordu. Yani normal klasik sistemler yapılıyordu. Onu kurduk ve 99 yılı başında biz bunu hizmete açtık. Ve böylece İzmir'de evsel atıkların %70'i, sanayi atıklarının da %100'ü kontrol altına alındı. Körfez'e kirlilik akışı durunca, çünkü esas olan sanayi atıklarıdır. Evsel atıkların da %70'i halledilince Körfez'de hayatiyet başladı. Balık neslini şey yapmak için böyle beton balıkların yuva yapacağı şeyler de yaptık. Deniz içi onlarla dolu. O eski troll örgütlerimiz aynı şekilde balık yuvası olsun diye de. Bir de tabii o troll avlananlar var ya, onların da ağları kesilsin diye düşündüm. Yani o eski troll örgütlerin de bir kısmını Körfez'e attık ve bayağı balık nesli canlandı.
özellikle büyük kanal projesinin tamamlanması, İzmir benim dönemimde 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptı, bir harcama yaptı büyük kanal projesine. Oysa bu proje revize edilmeyip devam etseydi 500 milyon dolarlar civarında bir yatırım söz konusuydu. Ve de süre olarak da çok daha uzun bir süre gerekecekti. Buradaki eksik yağmur suyuyla kanalizasyon suyunun ayrıştırılmaması. Ahmet Pirişna'nın yaptığı bu işte taktuklar var ve seçimde konuşulan hatırlarsın. Izgaralar da yağmur suyunu körfeze vermenin ilk çalışmalarıdır. Bir bölüm konakla güzel bahçe arası biz onun projelerini hazırladık. Ama politik şey gereği, nezaket gereği kazanırsak ihaleyi yapacaktık. Kazanamazsak benden sonraki orada Ahmet Pirişna kazandı 99'da. Ama maalesef bizim projeyi değiştirdiler. Sistemi birleştirdiler. Bir de boru çapını küçülttüler. Eldeki mevcut projeyi uygulasaydık önümüzde çok daha uzun bir zaman vardı ve çok daha büyük bir yatırım gerekiyordu. Biraz da teknolojinin yardımıyla, o arada polietilen boruları alarak, onlardan daha büyük bir akışkanlık sağlayarak, biraz da o günkü demografik yapıyı bir kez daha gözden geçirerek, projeyi revize ederek çok ciddi bir sürat kazandırdık. Ve ilk aylardaki yapılan hazırlıktan sonra geçtiğimiz dönemde tamamlamış olduk. Bunu 3 yıllık bir süre içinde tamamlamış olduk. Ve artık İzmir'in körfezine kirlilik akmıyor. Planlaması sanıyorum Osman Kibar'dan başlıyor. Al Yanağı'ndan, ondan sonra gelen Burhan Özfatura'dan, Çakmur'dan çalışmalar devam ediyor. Sonra bu Ahmet Pirişna döneminde bitiyor. Arıtma da bitiyor. Hem büyük kanalı çalıştırmaya hem de arıtmayı çalıştırmaya başlıyor. Hakikaten körfezde o koku sorunu da büyük ölçüde bitiyor. Bir melez deltamız vardı ki, o İzmir'in işte o ünlü kokusu ilk kente evet. girdiğinizde bütün evet. size olumsuzluk izlenimleri bırakan o kokuyu ortadan kaldırmak gerekiyordu. Ve arkadaşlarımız İSU Genel Müdürlüğümüz, İSU Genel Müdürümüz Hasan Mani Bey ve diğer çalışma arkadaşları, onun danışmanlarımız gerçekten çok özgün bir proje hazırladılar. Ve ben hep, ona hep iddiayla söylüyorum, bir siyasetçi, bir gazeteci, bir bilim adamı bugüne kadar bu deltanın rehabilitasyonuna ilişkin herhangi bir fikir projesi dahi ortaya koymamıştı. O şaraphane kavşağı dediğimiz bölgede de, Melez şeyinde de çamuru Hekim Adası'nın orada bir dip çukuru bulduk. Oradan alıp oraya aktardık. Böylece orası da temizlenmiş oldu. Geçmişte yapılan sadece orayı bir taşıma yöntemiyle bir rehabilite etme gibi bir denememiz olmuştu. Bu da başarısız olmuştu. Ve arkadaşlarımız böylesine özgün bir çalışmayı becerdiler. Melez deltası çalışması, sudaki sirkülasyonun önündeki engelleri kaldırmayla birlikte Güzelbahçe'de, önümüzdeki dönemde İnciraltı'nda denize girilebilecek ve de bu İzmir'in Büyükşehir Belediyesi'nin hudutları dahilindeki alanlardı. Hem pompaların kapasitesi, hem kanalın kapasitesi ama daha çok arıtmanın kapasitesi yetersiz olduğu için zaman zaman çok yağışlı yıllarda malzemenin bir kısmı körfeze verilmek zorunda kaldı. Ama bu nüfus arttıkça arttı. Ve dedik ki biz eğer yağmur suyuyla pis suyunu ayrıştırmazsak pis suyuyla beraber taşan yağmur suyu arıtmaya gidiyor ve arıtmaya çok büyük bir yük getiriyor. Yani arıtma 60 birim söz gelimi pis su arıtacakken, atık su arıtacakken 100 birimle karşılaşıyor ve 100 birimi temizlemeye çalışıyor. Ne oluyor? Kapasitesini zorluyor ve fonksiyonu, verimliliği düşüyor. Bir taraftan yağmur suyuyla kanalizasyon suyunun ayrıştırması projelerini yaptık. Çamur çürütmeyi yaptık, çalıştırdık. Çamur kurutmayı yaptık, çalıştırdık. Ama merkezi hükümet arıtmanın yerinde bize burası sit alanı diye sanki orada arıtma yokmuş gibi bir sürü problem çıkarttı. Epeyce uğraştık, zaman kaybettik orada. Ve biz ayrıştırmaya, tabii ki denizin kıyısından, en çok su orada çünkü, ayrıştırmaya kademe kademe başladık. Ve bu sürekli devam edecekti. O yapılmaya devam ettiğini sanıyorum, benden sonrasını bilmiyorum. Çok zor bir işe kalkıştık. Çünkü biz şehir içinde 300 kilometre yağmur suyu, pis su ayrıştırma kanalı yaptık. Toz, çamur, çukur, berbat ettik. Şantiye haline getirdik şey. Ama yani körfezin yok olmasına seyirci kalamazdık. Ve bunu biz yapmasak kimse yapmıyor. Hala devam etmesi gerekiyor. Hala yağmur suyu, pis su ayrıştırmamış kanallar var. Ve bunların mutlaka ayrıştırılması gerekiyor. Şöyle baktık yani bu olay bir orta ve uzun vadede çözülebilecek bir sorun. Yani hemen çok kısa sürede müdahalelerle çözülebilecek bir konu değil. Yani körfezi kirleten pek çok faktör var.
Bunlardan bazıları bizimle ilgili, bazıları bizimle ilgili değil. Bizimle ilgili olan kısmına tabii ki öncelikle odaklanalım diye plan yaptık. Burada körfeze olacak her türlü kirli su deşarjını önleyecek işte yağmur suyu ayrıştırması ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma planladık. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bütün altyapının %80'ini yağmur suyu ve kirli suyu olarak ayıracak bir plan yaptık. Bununla ilgili dış finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı. Ön onaylar alındı. İşte bakanlıkla, İller Bankası ile görüşmeler yapıldı. Oralardan ön onaylar alındı. Projeler hazırlandı. Ben bıraktığımda körfezin durumu bayağı iyileşmişti. Hiçbir yerde koku yoktu. Yalnız bizim 90 küsur tane deremiz var burada. Körfeze akan, irili ufaklı. Bunların içerisinde en problemlisi Yeşildere, Manda Çayı ve Arap Deresi'dir. Arkalarında sanayi sitelerinin olması, çarpık yapılanmanın olması ve bu üç dereyi vatandaş da oradaki sanayi siteleri de çöp kovası gibi kullandığından dolayı havalar ısınıp da meteorolojiden de 15 gün yağış yok şeyini aldığımız zaman biz orada o kışın biriken malzemeleri hemen topluyoruz, ilaçlıyoruz. Dolayısıyla kokuyu bitiriyoruz. Çok açık nette bir tavır koymak lazım. İzmir halkının da vebali büyük. Yani biz neden bu kadar pis bir toplum olduk anlamıyorum. Yani denizi, akarsuları vesaire çöplük gibi görüyorlar. Neler neler çıkıyor denizden siz de takip ediyorsunuz ya. Ya bu şehir hepimizin yani sadece belediye mi şey yapacak? Bakın dereleri, denizi, her şeyi bir çöplük gibi görüyorlar. A'dan Z'ye hepimize ciddi görevler düşüyor. Dereler çok önemli. Çünkü kiri onlar getiriyor. Örneğin fabrikalar, İzmir'deki bütün fabrikalar. Bunlar arıtma tesisi yapıyorlar mı? Atıklar arıtmadan geçiyor mu? Geçmiyor mu? Örnek veriyorum Melez Çayı'nda. Tam bir komiklik. Bildiğimiz Bulgar somyaları Melez Çayı'nın önüne konulmuş. Bunu gördü. Arkadaşlarımız, mühendisler, çalışanlar, yöneticiler bunu gördü. Nedir? Atıkları tutacak. Böyle bir anlayış olabilir mi? O mu? Yoksa derelerin disiplinli ve düzenli olarak sürekli denetime bile ihtiyaç duymadan sürekli temizliği mi? 138 tane kolu olan 33 tane dere akıyor Körfez'e. Ve Körfez'e kirlilik taşıyor bu dereler. Bunların hem önünde biriken teresübatın temizlenmesi lazım. Hem derelerin mümkün olduğu kadar içeriye girilerek temizlenmesi lazım ki körfeze temiz su girişi sağlanabilsin. Çünkü o dereler hepsi zehir akıtıyor. Biz Gediz'e gittik işte Murat Dağ'ın doğduğu noktadan itibaren 400 kilometrelik Gediz yolculuğuna eşlik ettik. İnanılmaz bir şey. Yani o kadar hoyrat, o kadar vahşice kirletiyoruz ki bütün dereler aynı durumda. İzmir'e akıntı, dalga, rüzgar, su girişi güneyden geliyor. Urla, Güzelbahçe, Narlıdere kıyıyı yalayarak gelir. Karşı yakanın orada bu iç körfezde döngü yapar, kuzeyden çıkar. Hakim rüzgar ve hakim akıntı bu. Geldi, çıkamıyor. Çıkabilmesi için, temiz suyun girebilmesi için karşı yakadan itibaren ta Degaj burnuna kadar. Sirkülasyon kanalı yani orada bir kanal derinleştirilecek. Buradan gelen su oradan rahatlıkla çıkacak. Benden önceki dönemde Aziz Başkan bir bilim kurulu oluşturuyor. İki tane kanal kararı çıkıyor. Bir tanesi navigasyon kanalı körfeze su seviyesi daha derin gemiler de girebilsin diye açılması öngörülüyor. Kuzey tarafında da yani Karşıyaka sahilinde de bir sirkülasyon kanalı yapılması öngörülüyor. Bu da körfezin içindeki o sığlaşma nedeniyle körfezin akıntılarının hafiflediğini ama bir sirkülasyon kanalı açılırsa temiz su akıntısının güçleneceğini söylüyor. Her ikisi de güzel fikirler. Fakat 200 milyon euronun üzerinde bir bedeli vardı. 2018 yılı yaklaşık maliyetleriyle. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ile birlikte proje yapılabilmesi için su derinliklerini, sirkülasyon özelliklerini vesaire uzunca bir süre, sanıyorum 5-6 sene sürdü, bir bilimsel çalışma yapıldı ve bir rapor alındı. Kuş Cenneti açıklarında projeyle iki tane ada öngörüldü ÇED raporunda. Ada yapılacak, bu denizden çıkan çamur oraya konacak ve orası doğal yaşam adası olacak. ÇED raporundan sonra Devlet Demir Yolları'nın
navigasyon kanalı için uygulama projesi ihalesine çıkması gerekiyordu. Büyükşehir'in de adanın ve sirkülasyon kanalının uygulama projesine çıkması gerekiyordu. Benim zamanımda projeye çıktık. Ben görevi bıraktıktan sonra proje bitti. Büyükşehir'e o proje teslim edildi. Benim görevim bitince benden sonraki yönetim doğal olarak kendi kendini Körfez temizleyecek, müdahale edilmeyecek diye o şeyi, uygulamayı yapmadı. Geçen 5 yılda Tunsoyer zamanında bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmış değil. Çünkü kendileri bunun doğru olduğuna inanmıyorlardı. Bir kanal çalışması yapılmasını istemiyorlardı. Yani böyle bir çalışmalar olmadı. O nedenle Körfez tabanında biraz daha kirlilik biriktirdi. Ve bu arada mevcut olan hafif akıntı da tamamen durdu gibi görünüyor açıkçası yani. Ama bizim daha önce bu kirlenmeyi durduracak çözüm üretmemiz lazım. Çünkü kirlenme devam ettiği sürece siz istediğiniz kadar sirkülasyon kanalları açın, o kirlenme bu şehri olumsuz etkilemeye devam eder. Sirkülasyon kanalı temiz suyun akıntısını artıracak bir şey. Kirlenmeyi durduracak bir şey değil ki. Dolayısıyla biz asıl bu kirlenmeyi önlemek için ne yapmalıyız dedik. Ve gerçekten bir bilim kuruluyla adına Yaşayan Körfez dediğimiz bir stratejik plan hazırladık. Üç ayağı var bu stratejik planın. Biri karada yapılması gerekenler, biri kıyıda yapılması gerekenler, bir de denizde yapılması gerekenler. Bir, yağmur suyu pis su ayrıştırma, iki de derelerin temizlenmesi gerektiğini gördük. Bunlar karada yapılacak çalışmalardı ve burada muazzam yol aldık. Kıyıda yapılacak çalışmalar bu arıtma tesislerinin kapasitelerinin büyütülmesi gerektiğini gördük. Bir de tabii burada sürekli Körfez'in içinde çamur temizliği yaptık. Körfez'in iki tane sahibi var. Bir tanesi Devlet Demir Yolları limanı işlettiği için. Bir tanesi Büyükşehir Belediyesi çevreyi korumak için. Bu ÇED raporunu ve projeyi ikimiz birlikte çıkmak zorundaydık. Ben bu hazırlıkları yaptıktan sonra İSSU'yla birlikte Binali Yıldırım Bey'e bağlıydı Devlet Demir Yolları. Onunla oturduk, konuştuk, ikna ettik. Bu projeye, ÇED raporuna beraber çıktık. Ve uzun çalışmalardan sonra çok düzgün bir ÇED raporu çıktı. ÇED raporunu aldık. Bizi ilgilendiren sirkülasyon kanalı, onları ilgilendiren navigasyon kanalı. Bir çibanbaşı daha çıktı. 2014 yılında Sayın Binali Yıldırım adayı olunca Körfez'de Türk Geçit diye bir proje çıktı. Hemen ben bunun yapacağımız sirkülasyon kanalına etkisine diye çalıştırdım. Sirkülasyon kanalında akıntı %50 civarında artıyor ama tüp geçit yapılırsa %10'a düşüyor. %10'a düşünce o yatırımı yapmanın hiçbir anlamı kalmıyor. 2012 yılında Aziz Başkan bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğü için ve tamamen iyi niyetle biz bu kısmını üstleniriz demiş. Tıpkı benim şu anda Çevre Bakanlığı'na siz bu çalışmayı yaparken biz de size yardımcı oluruz demem gibi aynı şey. Tamamen böyle ama kesinlikle bakanlık sorumlu yani kesinlikle. Bakanlığın müdahil olmasında hiçbir mahsur yok. Olsunlar, bir zarar gelmez. Ama sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde, yasal sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde. Yağmur suyu pis su ayrıştırma işi Büyükşehir Belediyesi'nde. Arıtma tesislerini çalıştırma, revizyonunu yapma, yenilerini yapma Büyükşehir'de. Derelerin teresübatını toplama Büyükşehir'de. Körfez'in dere ağızlarında biriken çamurunu toplama işi Büyükşehir'de. Peki bakanlık nerede? Sorumluluğu nerede bakanlığın? İki yerde. Bir, derelerin kaynağından itibaren kirlenmesini denetleyecek, cezalar, yaptırımlar uygulayacak, engelleyecek. Bakanlığın yetkisinde. İki, navigasyon kanalı, sirkülasyon kanalı. Çevre Şehircilik Bakanlığı gelsin, navigasyon kanalını yapsın, sirkülasyon kanalını yapsın. Derelerdeki, Körfez'deki denetimlerini artırsın. Onların vazifesi bu. Ama onun dışında Körfez'in %90 sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi'nde. Bundan kaçamazsınız. Bundan uzaklaşamazsınız, bunu yok sayamazsınız. Yeni başkana onu tavsiye ettim. Dedim ki bir, boruları çok sık temizlemeniz lazım. İki, biyolojik arıtma sistemini, o broilerleri de, çünkü esas olan oksijen, Allah öyle bir yaratmış ki oksijeni artırıyorsun. Diyelim ki doping oluyor bakterilere, bilmem ne yiyorlar. Azaltıyorsun, strese giriyor, başka bir şey yiyor. Yani o broilerlerin ürettiği oksijen bizim için temel nokta oluyor. Yani onu da iyi çalıştırmak lazım. 2000 yılından itibaren 23 yıl boyunca 3 faz halinde çalışan, bu 604 bin metreküp suyu arıtan
tesis revizyon hiç görmemiş. Bu çok vahim bir tabloydu. Bu ne demek? Bütün o difüzörler artık çalışmıyor. Blower'lar, oksijen vericiler çalışmıyor. Her şey aslında çok kötü bir durumda. Bütün altyapısı tesisin çok kötü bir durumda. Bir de üstelik daha vahim bir şey söyleyeceğim. Yani biz geçmiş dönemin büyük bir başarısını biliyoruz hepimiz. Bütün Türkiye'nin en çok ileri biyolojik arıtma tesisi olan şehri yaptılar İzmir'in. Özellikle kırsal kesimde 69 adet ileri biyolojik arıtma tesisi yapılmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen 15 yıl boyunca, benden önceki 15 yılı kastediyorum, bunları yapmış. Çok güzel. Ama gelin görün ki yine aynı dönemde yapılan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında bir çamur kurutma tesisi, çamur çürütme tesisi var. Bir eksiğimiz daha vardı Çiğli'de. Dördüncü faz yapılacak, arıtma rahatlayacak. Çok büyük çamur çıkıyor arıtmanın sonunda. Bu çamuru biz Çiğli arazisine yığıyoruz. Ondan sonra mebranlıyoruz vesaire falan. Bu doğru bir şey değil ama körfez akmasından iyi. Bunun üzerine biz çamur çürütme tesisini yaptık. O çamur orada çürüyor. Onun metan gazını, enerjisini alıyoruz. Ondan sonra kurutmaya giriyor. Kuruduğu zaman 2000 kalori civarında yakıt olabilecek bir malzeme elde ediyoruz. Bunu da çimento fabrikalarına yakıta destek olarak verebiliyoruz. Proje bu. Bu tesis maalesef hem teknolojisiyle hem çalışma kapasitesiyle ihtiyacı karşılayacak bir çözüm olmamış. Ve o nedenle 50'ye 200 metre düşünün, 50 metreye 200 metre 40 tane büyük havuz yapılmış 2,5 metre derinliğinde ve 2,5 milyon metreküp çamur biriktirilmiş orada. Sonra bir çamur lafı çıktı gazetelerde. Ben de ya ne çamuru, çamur çürütme yaptık, kurutma yaptık. Bu çamurun olmaması lazım. Çamur çürütme ve kurutma hiç çalıştırılmamış. Arıtmanın da verimli çalıştırılıp çalıştırılmadığı konusuna körfeze baktığımız zaman bu üç unsurun yeteri kadar çalıştırılmadığı ve körfezin bugünkü duruma geldiği gözle görünen bir realite. Yani bu şehrin koku kaynaklarından en önemlilerinden biri bu çamur olmuş. O çamur kurutma tesisi, çamur çürütme tesisi çalışmadığı için maalesef 2,5 milyon metreküp çamur o bölgede birikmiş. Bu da tabii şehir için ciddi bir koku baskısı yaratan bir unsur haline gelmiş. Dördüncü fazın ihalesini yaptık, müteahhite teslim ettik. Bu arada merkezi hükümet bir kararname çıkarttı. İsteyen müteahhit işi bırakabilir diye. Dayanağı da enflasyonun olması. O yapılan koskoca ihale bizim yarım kaldı. Dolayısıyla dördüncü faz bir defa ihaleye çıktık. Biz benim de dönemim bitti. Narlıdere yani Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini arttırmamız lazım. Çünkü Narlıdere'deki mahallede yaşayan insanın da pis suyunu biz Çiğli'ye taşıyıp arıtıyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunun gibi aslında iki tane büyük arıtma yerine onlar da yapılmalıydı elbette ama araya istasyonlar yapılmalıydı. Hani tasarımda da böyle eksiklikler olduğunu düşündük. Onun için de Karabağlar'da bir İSSU'nun kendi alanında 100 bin metreküp atık suyu temizleyecek bir yeraltı atık su arıtma tesisi planı yaptık, projesi yaptık. Bir taraftan Narlıdere'dekinin kapasitesini arttırmak, iki misline çıkartacak, 56 bin metreküp güne çıkartacak bir çalışma. Bir tarafta Karabağlar atık su arıtma tesisi 100 bin metreküp gün arıtacak bir arıtma tesisi. Böylece Çiğli'nin yükünü bir hayli hafifletmiş olacaktık. Dedik ki kapasitenin de 200 bin metreküp daha yaklaşık artırılması lazım ki kentin büyüyen nüfusunu karşılayabilsin. Bunun için de 4. faz denilen yatırıma başladık. Onun da projesi tamamlanmıştı. Uzun süre bekletilen izinleri alındı ve biz başladık. Bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyordu. Şimdi bu olduğu takdirde düşünün 604 bin metreküpü işte 820 bine çıkartıyorsunuz. 100 bin metreküplük Karabağları ilave ediyorsunuz. Öbür tarafta 21 bin metreküplük Narlıdere'yi 56 bine çıkartıyorsunuz. Toplam 1 milyon metreküp güne varan bir arıtma kapasitesine erişiyorsunuz. Bu 2050 yılına kadar şehrin başka bir altyapı atık su arıtma tesisi yapma ihtiyacını ortadan kaldıran bir girişim olacak. Dördüncü fazın mutlaka bitmesi lazım. Karabağların mutlaka yapılması lazım. Narlıdere'nin mutlaka kapasitesinin artırılması lazım. Hepsinin projeleri hazır. Uzun süredir yapımı beklenen Sasalı'daki arıtmanın
dördüncü fazıyla ilgili olarak da burayı mümkün olan en kısa sürede bitirelim diye müteahhitiyle görüştük ve yani olabilecek en yakın zamana bitirilmesi üzerine biz ödemelerimizi yaptık. Müteahhit çalışmasını hızlandırdı. Bunlar oldu. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin deşarj ettiği su Körfez'in Orta Körfez'e akıyor. Su akıyor ama o büyük bir birikimi de, çamur birikimini de beraberinde getiriyor. Bir çözüm bulduk. Gediz'in eski yatağı, dış körfeze akan Gediz'in eski yatağı, eğer derivasyon kanalını oraya taşırsak, körfeze, orta körfeze akan deşarjı, ne kadar iyi ileri biyolojik arıtma olursa olsun, sonuçta o deşarjı oraya taşırsak, orta körfezde büyük bir rahatlık yapacağını keşfettik. Ve bunun için bakanlıktan izinler alındı. Üniversite olumlu raporlarını verdi, finansman kaynağı bulundu, projesi yapıldı, her şey hazır. Bunun da derhal başlaması lazım. Artık Orta Körfez'i o atık su arıtma tesisinin baskısından kurtarmak lazım. Bu da kıyıda yaptığımız son başlık. Şimdi biz bir plan yapmıştık. Sonuçta bu plan gereği 4. faz mümkün olan en kısa sürede bitirilecek. Kanal altyapısında bir yenilenmeyle beraber yağmur suyu ayrıştırmaları hızlıca yapılacak ve körfezin kirlenmesiyle ilgili faktörleri daha sıkı kontrol edeceğiz. Burada bu yürüyor şu anda bu süreç. Yani durmuş değil, bir şey bekliyor değiliz. Siz kaynak ayırmaya devam etmek mecburiyetindesiniz Büyükşehir Belediyesi olarak. Ve bunu bu kadar büyük altyapısı hazırlanmış, bu kadar iyi çözümler üretilmiş bir projeden vazgeçmek tarihsel bir sorumluluktur. Bundan vazgeçilemez. Ben vazgeçilip geçilmediğini bilmem ama bundan vazgeçilemez. Biz kafamıza göre bir iş yapmadık. Biz bilim insanlarının verdikleri bilgiler doğrultusunda 3 yıl boyunca verileri toplayarak, izleyerek, şikayetleri izleyerek bir yol haritası tespit ettik ve sonuç aldık. Ben yaklaşık 5,5 ay önce göreve başladım. Başladığımda tabii önce bahar sonra yaz mevsimi. Yani dışarıdan gözlediğimiz zaman ki ben Karşıyaka Belediye Başkanı iken de bu gözlemi yapıyordum. Zaman zaman ortaya çıkan koku ve görünüşte bir renkte koyulaşma problemi vardı tabii. Oşinografik izleme ekibi diye bir ekip kurduk. 36 istasyon Körfez'de. Bu 36 istasyondan sürekli veri almaya başladık. Bunlar daha önce, benden önce de o veriler toplanıyormuş zaten ama biz bunu özellikle takip ettik. Bir de üstelik HİM'e gelen koku ve kirlilik şikayetlerini diğer şikayetlerden ayrıştırarak her gün benim önüme gelmesi talimatını verdim. Ve onları haftalık, aylık grafiklerle takip etmeye başladım. Bir yandan o bilimsel veriler, bir yandan HİM'den gelen şikayetler, hangi bölgeden geliyor, ne sıklıkta geliyor, hangi saatlerde geliyor, bütün bunları tespit ettik. Bunların ışığında gördük ki yaptığımız çalışmalar sonuç veriyor. Ve en son 9 Ekim 2023'te, tam bir sene önce yaklaşık, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarları 10 noktada Körfez'de denize girilebilir raporu verdi. Şu raporlar, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarları'nın 9 Ekim 2023'te, İzmir'de 10 noktada, Körfez'de, mesela Bostanlı'da, mesela Yasemin Kafe'nin önünde, mesela İnciraltı'nda, Engelliler Merkezi'nin önünde, 10 noktada denize girilebilir olduğunu gösteren raporlar. Sonuç aldık. Sadece bu çalışmalar nedeniyle 11 milyar lira para harcadık. Şimdi bizden önceki dönemle ilgili bazı veriler bize yol gösterebiliyor. Daha doğrusu bazı durumlar anlatabiliyor. O da nedir? TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi'nin bir gemisi 3 ayda bir körfeze geliyor. Ve İzmir İSSU'yla yaptıkları protokol gereği 68 tane noktadan her noktada 3 tane farklı su seviyesinden su örneği alıyor. Ve burada içeriye bakıyorlar. Fosfor, amonyak, klorofil gibi değerlere bakıyorlar. Bir sürü değere bakıyorlar ve bu değerlerle Körfez'de neyin ne seviyede olduğunu ölçüyorlar. Onlara baktığımız zaman son yıllarda özellikle bir hızlı bir artış olduğunu görüyoruz. Şu anda Körfez, Ahmet Pirişna'nın büyük kanalın şalterini indirdiği kirliliktedir, renk olarak. Bu gözle görünen bir realitedir. Çok ciddi bir, 20 sene çok ciddi bir iyileşme olmuştu. Yaptığımız tespitler, bilimsel verilerdeki iyileşme, HİM şikayetlerindeki düşüş asıl önemli bir kanıtla daha desteklendi. Bizim bir su altı fotoğrafçımız var. Bu oşinografik izleme takip sistemi dışında Körfez'in belli noktalarında periyodik düzenli fotoğraf çekimi yapıyoruz. O fotoğraf çekimleriyle gördük ki
muazzam bir çeşitlenme, muazzam bir zenginleşme var Körfez dibindeki canlı hayatında. Onun için yaşayan Körfez'i çok anlamlı buluyorum, başlık olarak doğru buluyorum. Körfez yaşamaya devam ediyor, zenginleşerek yaşamaya devam ediyor. Onun çektiği fotoğraflarla bir fotoğraf sergisi açtık. İnanamazsınız. Yani hani bu Bodrum'da mı, Kaş'ta mı, işte nerede çekilmiş bu fotoğraflar, Maldivler'de mi? İnanamazsınız. İzmir Körfezi'nin dibinde iyileştirdikçe, kirlenmeyi durdurdukça, yavaşlattıkça yaşam kendisini zenginleştiriyor. Doğa kendini yenilemeyi biliyor. Yeter ki biz kirletmeyelim. Körfez'deki hayatın canlanmasının birçok kanıtı var tabii daha. Onlardan biri de balık popülasyonu aslında. Yani ben çocukluğumda, hatırlarsınız siz de, Güzelyalı'da, İnciraltı'nda, Üçkuyular'da, Karataş'ta, şurada burada balık yakalardık. İsparozlar, çıpralar filan. Sonra bitti. Sonra balık kalmadı. Körfez kurudu adeta. Bir tane balıkçı göremezdik. Sonra yavaş yavaş işte bu veriler, işte şikayetlerin azalması, şu bu, bütün bunlar üst üste geldi. Ya sahilde yüzlerce insan balık tutmaya başladı. Yani o toplu balık ölümleri korkunç bir felaket, muazzam bir felaket. Yani tarih boyunca yaşanmamış büyük bir felaket. Ama arka planına bakarsanız da orada çoğalan bir balık popülasyonundan bahsedebiliriz. Yaşadığımız fitoplankton patlamaları, yani patlama derken patlama şeklinde çoğalmaları, bunların bir taraftan üremeleri, bir taraftan suyun yüzünü kaplamaları, sonra öldükleri zaman, yani parçalandıkları zaman suyun dibine çökmeleriyle oluşan o süreçlerde sudaki oksijenin tükenmesi nedeniyle balık ölümleri gerçekleşti. Balık ölümleriyle birlikte de bir kötü bir koku oluştu. İzmir, Türkiye'de yaşanılır bir kentti. Şimdi İzmir artık ölüme mahkum edilen bir kent. İzmir'den insanlar bir süre sonra aman İzmir'e koşalım diyenler, aman İzmir'den bu kokuya dayanamıyoruz, kaçalım diyecektir. Çünkü işte Körfez'in hali, yapılanlar, bütün bunlarda parti ayrımı yapmadan, polemiklere kaçmadan, suçlayıcı yapıp ana konuyu kaybettirmeden, sen ben demeden İzmir bizim deyip bir olmak, bilgilerimizi birleştirmek ve İzmir'i bir an önce bu durumdan kurtarmak lazım. Ve burada hani şöyle düşünülmemeli, yani bu Körfez'in kirliliğine neden olan şey neydi, hani sorumlusu kimse o yapsın falan diye düşünürsek, bunun sorumluluğu hani böyle kısa vadeli bir şey değil, çok uzun yıllardan gelen sanayi kuruluşunun da, limanında, bedreninde bir sürü faktörün etken olduğu bir süreç. Birike birike bu hale geldi yani Körfez'i, böyle kısa zamanda olan bir şey değil ki. Dolayısıyla hani Çevre Bakanlığı, İzmir'in de Çevre Bakanlığı, bu sorun İzmir'in sorunu olduğu kadar bakanlığın da sorunu ve dolayısıyla onların yapması gerekiyor. İktidar muhalefet diye de bir ayrımın yapılmaması lazım. Yani ben bunu da kabul etmiyorum. Yani sırf tenkit etmek için CHP'li belediyelere Çevre Bakanlığı'nı, ya Çevre Bakanlığı asıl sorumlu sensin ya. Ama bak ben 600 milyon dolar harcadım bunun için. Bana bir kuruş, ki ben Özal'la abi kardeş gibiydim. Tansu Çiller de beni güya çok dinlerdi. Bir dediğimi iki etmezdi. Bir lira vermediler. Sonunda Tansaş'ı özelleştirdim ve bitirdim yani. Ama şimdi Çevre Bakanlığı, peki sen ne yapıyorsun ya? Yani senin İzmir'e katkın ne? Körfez konusu temelde siyasi polemiklerin, siyasal tartışmaların üzerinde tutulmalı. Çünkü İzmir'in sahibi partiler değil. Partiler ve partilerin başkanları ve o dönemin meclis üyeleri gelip geçici. Ama İzmir kalıyor ve İzmir'in sahibi İzmir halkı. Ümitsiz bir durum yok ama ciddi bir durum var. Halledilebilir. Fikirlerimizi, gayretlerimizi birleştirirsek, olayı bir kavga ve karalama, suçlama vesilesiyle yapmazsak, acık da merkez hükümete elini cebine atarsa... 3 faz 2,5 milyon, 3 milyonu besler. Şu anda nüfus 5 milyona yakın. 4. fazın ihalesi ne tekrar çıkıldı. Arkasından çamur çürütme kurutmada ne eksik varsa, ne olduysa, birinin çarkı mı kırılmış diyorlar. Bunlar basit işler. O kanal zaman içerisinde yapılacaktır. Bu düzelir. Hiçbir problem de olmaz. Ben şunu çok açık söyleyeyim. Bu Körfez yüzülebilir hale gelebilir. Bu bir hayal değil. Biz her gün bununla ilgili yaptığımız adımların sonuçlarını almaya devam ettik. Bundan sonra da bunların devam etmesi lazım.
Yani yapacağımız işlerin nihayetinde ne kadar başarılı olacağını şu anda hiçbirimiz kestiremiyoruz. O yüzden tahmin edilen süre kısa olmamalı. Biraz kredi verilmeli, biraz daha uzun süreler tanınmalı. Tamamen temizlenmesi zaten uzun yıllar ister. Ama bu mümkün. Yani temizlenmez demiyorum. Ama kısa vadede hani yüzeceğiz falan gibi bir şey söylenemez. Bu kesinlikle gerçekçi değil. İnsanlara bu şey yapar yani. Kandırmak gibi olur. Onun yerine biz kokmayan, içinde canlıların yaşayabildiği, her geçen gün daha iyiye giden temizlik açısından bir körfez hayal edebiliriz. Bunun gerçekleşeceğini vaat edebiliyorum. Kaynakla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Birincisi, Dünya Bankası'ndan İller Bankası aracılığıyla Karabağlar ve Konak'ta yağmur suyu, pis su ayrıştırma kanallarının 40 kilometrelik bölümünün yapımı için 110 milyon euro. İkincisi, Frans Kalkınma Ajansı ile 100 milyon euroluk bir anlaşmaya varıldı. Burada da Gediz'de ekolojik sistemin desteklenmesi ve derivasyon kanalının yapımı ile ilgili bir kaynak bu. Hem de Uluslararası Finans Kuruluşu IFC ile 50 milyon euroluk bir anlaşma hazır. Yani toplam 260 milyon euroluk bir kaynaktan bahsediyoruz. Bugünün rakamlarıyla 10 milyar. 0.81 böyle faizleri. Yani hiçbir şekilde Büyükşehir Belediyesi'ne yük getirecek bir faiz ödemesi söz konusu değil buralar. Sadece hadi gelin projeyi yapıyoruz demelerini bekliyorlar. Projeyi uygulamaya geçiriyoruz demelerini bekliyorlar. Körfez tabanı ile ilgili temizlik, tarama ve sirkülasyon kanalı gibi çalışmalar için bakanlığın kararını bekliyoruz. Bakanlıkta bir bilim kurulu oluşturdu. Bakan Bey de bana, Murat Kurum da bana bunu anlattı ve ay sonunda bu kararın verileceğini söyledi. Bilim kurulu bir karar verecek, bakanlık bunu inceleyecek, ona göre kendine bir yol haritası çizecek. Dediğim gibi hani bizim yapacağımız zaten belli ve zaten onu yapacağız. Ama dip taraması ile ilgili bize nasıl bir görev vereceklerini bilmiyoruz. Yani altından kalkabileceğimiz bir görev vermeleri lazım diye bekliyoruz. Ama bakanlıktaki çevre yönetimi genel müdürü, işte bakan yardımcısı gibi kişilerin bu olayla ilgili görüşlerini yakından dinledim. Bilgili, deneyimli, aklı başında insanlar. Onlarla beraber bir süreci yürüteceğimize inanıyorum. Burada Körfez'de bir an önce mümkün olan en kısa zamanda bir dip temizliği yapacağız. Ondan sonra da bir akıntı oluşturacağız. Bu akıntıyı oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bununla Körfez mutlaka adım adım temizlenecek. Bugün ülkemizin batısında güzelliğiyle anlığımız, güzel İzmir'imizi çevresel açıdan çok daha iyi hale getirmek için yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bilim kurulumuzca yapılan tespitlerde başta atık su altyapısının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak iyileştirilmesi, Körfez'e ulaşan derelerde rusubat kontrolü ve temizlik çalışmalarının yapılması, kaçak deşarjların önlenmesi, ilgili mevzuatlarda revizyon yapılması, İzmir Körfezi'nde izleme ağının geliştirilmesi hususları öncelikli olarak belirlenmiştir. Planın uygulanması noktasında bakanlığımız koordinesinde Büyükşehir Belediye'miz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız belirlenen görevler kapsamında çalışmalar yürütecek ve kaydedilen ilerlemeler düzenli denetimlerle ve yapılacak toplantılarla bakanlığımızca izlenecektir. 2017'de zaten bakanlığın onayını almış bu proje neden şu anda uygun görünmüyor ve uygun görünmüyorsa yerine ne yapılacak bunu da söylenmesi lazım. Körfez'in bundan sonra kirlenmemesi için yapılması gereken şeyleri tarif ediyoruz. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Ancak var olan kirliliğin temizlenmesiyle ilgili, dip taraması, kanal oluşturulması falan gibi konularla ilgili çalışmaların neler olduğu belirlenmiş değil. Buralardaki bu boşluklar bende bir tereddüt doğurdu. O yüzden arkadaşlarımıza çalışmalarını söyledim. Ondan sonra onun üzerine bazı konularda düşüncelerimi oraya yazarak, yani parantez açıp şerhimi paylaşarak bu şekilde imzalayacağım. Her ne yaparlarsa yapsamlar, her ne kadar olayı çarpıtırlarsa çarpıtsınlar, İzmir'in belediyesiyiz.
bizler Körfez'e sonuna kadar sahip çıkacağız. Şu anda arıtma ile ilgili çalışma, altyapı ile ilgili çalışmalar kendi imkanlarımızla da olsa son hızla ilerliyor. İlerleyen yıllarda da yapabileceğimiz en iyi şeyi yapacağız. Ama İzmir'in Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehri olduğunu, bakanların da İzmir'in de bakanları olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.